Ramazan bayramı öncesi vatandaşlar hem tatil yapmak hem de bayramı yakınlarıyla geçirmek için Türkiye genelinde yolcu trafiği oluşturdu. Milyonlarca vatandaş bulunduğu şehirden ayrılarak ülke genelindeki farklı şehirlere geçiş yaptı. Elazığ ise bayram öncesi gelen yolcu sayısında artış yaşanan, bayram sonrası gidişlerde yoğunluk yaşanacak şehirlerden oldu. Şu an Elazığ'a gelişler çok aşırı yoğun. Ayın 13'ü dahil gidişlerimiz yoğun. Şu an Türkiye genelinde her yerden ek seferlerimiz Elazığ'a mevcut. Elazığ'a gelen hemşehrilerimizi mağdur etmeden düzenli bir şekilde Elazığ'a ulaştırıyoruz. Yoğunluğun ayın 16'sına kadar ek seferlerimiz mevcut. Şu an 15-16'sına kadar gelen yolcularımız var. Onlara araç tahsis etmişiz şu an. Daha önceki şeyde, gelecek zamanda yolcu durumuna göre araçlarımız hazır. Arefe günü Elazığ'da kalan son yolcular da Türkiye'nin farklı şehirlerine doğru hareket etti. Vallahi Allah nasip etse inşallah Iğdır'a annemi babamı ziyarete gitmek istiyorum. 3 yıldır hemen hemen Elazığ'dayım, çalışıyoruz fabrikalarla. Onun için bir bayramdır, annemizi babamızı ziyaret etmek için gidiyoruz. Başka, onun için yani bayram, 3 yıldır anne babayı görmüyoruz. 3 yıldır ilk defa bayram için annem babamı görmek için gidiyorum. Damat kızımla İstanbul'da yaşıyorlar. Buraya bayrama geldiler. Damat da ailesine gitti burada. Kızıma gidiyorum, Erzurum'a gidiyorum. Dedi anne ben geleceğime siz iki kişi siz gelin. Ben dedim iyi dedim. Hani annelere, babalara, kızlar gelirler, çocuklar gelirler. Buraya bir değişiklik yapıp biz gidelim dedik. Elazığ'dan giden yolcular bu yıl en çok İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'yı tercih etti. Peki fiyatlarda son durum ne? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirlere daha çok bir talep var, büyük şehirlerimize. Fiyatlarımız aslında mazota göre çok pahalı değil. Örnek veriyorum, İstanbul'a şu an 1400 lira bilet fiyatı kesiyoruz. Yani normal bir fiyatımız, çok aşırı değil.